Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere sezon 17'de nasıl Fatih'e kasmalısınız, nasıl bir yol ilerlemesiniz onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi sizlerden ilk önce tek ricam var, videoyu atlamadan izlerseniz Fatih Ligi'ne kasmakta hakkında bütün bilgilere sahip olabileceksiniz. Çünkü ben 3 kere Fatih'e kastım, hatta bu sezon kademe banı yedim ghostçular yüzünden, tekrardan kastığım için hani az çok neredeyse bütün bilgileri biliyorum ve ben sizlere bu bilgileri sunacağım. Gelelim siz nasıl Fatih olacaksınız o kısma. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim açarak daha fazla bu türde videolarımdan faydalanabilirsiniz ve aynı zamanda ben de her akşam saat 5'te zaten YouTube'da yayın açıyorum. Oraya da gelip sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince onları da cevaplıyorum. Zaten 5'ten 7'ye kadar ya da bazen 5'ten 8'e kadar yayın yapıp rank gazetesinde bu sezon olduğu gibi ben zaten bütün neredeyse canlı maçlarımı canlı yayında yapıyorum. Ne yapıyorum, ne ediyorum sizler de az çok görüyorsunuz. Eğer ki yukarı ranklarda az puan verir emülatörde mobile geçip birazcık da oradan kasıyorum. Yani öyle böyle bütün tecrübelerim var neredeyse. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde siz nasıl bir yol ilerlemezsiniz o kısma geçelim. Şimdi gelelim ben bu sezon nasıl Fatih oldum, sizler nasıl bir yol ilerlemesiniz, tekli mi, eşli mi, takım mı, üçüncü şahıs mı, birinci şahıs mı, neler kasmalısınız, ilk önce oradan başlayalım. Ben 3 kere Fatih oldum. Sezon 12 5'ine takımlı, sezon 15 üçüncü şahıs tekli, sezon 16 üçüncü şahıs tekli. Artık kademe banı ile, kademe banı da bilmeyenler için hemen anlatayım. Aspir'e 3 puan kala, yani Aspir'de Fatih Ligi'ne ulaşıyordum 3 puan kala. Ghost'larla işte yayında beni ghostladıkları için, hani düşmanlar da işte onu teyamuk olarak gördükleri için beni bildirdiler falan. Ben öyle bir günlük ban yedim. Artık bütün rakip sıfırlandı. Ben bronz 6'ya düştüm. Bronz 6'yı da bilmeyenler var ama yayına gelenler bronz 6'yı gördü. Cidden bak bu şey değil. Hani gerçekten de bronz 6 var. Peki ben ne yaptım? Yine kastım. Bu sefer de A3'te Fatih oldum ve toplamda 12+18 olarak Fatih'e ulaştım. Yani birine 12 günde ulaştım, birine 18 günde ulaştım ve 2 kere bu sezon Fatih'e kastım. Diyelim ki sen Fatih'e kasmak istiyorsun. Arkadaşın var mı bilmiyorum ama ben şimdi sana hepsini bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Mesela şu an ben 3. şahıs tekte sezonun son günü. Ben bu videoyu yarına sizlere rank kasanları hazırlıyorum. Şu an mesela hala ben sıralamadayım, 4500'lerdeyim. Siz Fatih olmanız için ilk 500'e girmeniz gerekiyor ve gece 3'te eğer siz ilk 500'e girdiyseniz, yani 499 olsanız Fatih oluyorsunuz. Hatta 500'de bile olabiliyorsunuz ama 500'ü pek ben önermiyorum. Ne olur ne olmaz siz 499'da bırakın. Şimdi diyelim sen rank kasacaksın, tamam mı? Ve şimdi geldik rank kasma olayına. Şimdi ben direkt buradan olayı söyleyeyim, siz ona göre yol ilerlemeye devam edin. İlk önce tekli mi kastacaksın, eşli mi kastacaksın, takımlı mı kastacaksın? Bak burası cidden çok önemli. Hani gidip takımlı kastıktan sonra pişman olup tekliye dönme. Hani bir sezon neye başlarsan oradan devam etmek zorundasın. Yoksa sen orada bir dönemeç yaptığın için hani bayağı bir vaktin boşa gidiyor ve daha sonrasında olamama ihtimaliniz bile çok yüksek oluyor. Diyelim ki tek kişisiniz, tamam, bak hemen tekli olayını anlatıyorum size. Şimdi geldik rank kasma olayına. Peki nasıl kastacaksınız anlatayım hemen sizlere. Buradan tek diye geliyorsun, tamam mı, aşağı kaydırıyorsun, 100. sıradaki adama bakıyorsun 4639 puan. Bu sezon işlere bayağı bir zorlaştırmışlar. Hani ilk 500'e girmek için 70 puan 80 puan çıkmanız gerekiyor. Bu adam 4639 puanlı, tamam mı? Eğer siz burada gelip eğer ki 4550 puan kasarsanız ilk 520'ye girmiş olacaksınız ve bu sezon As 3.5'da bitiyor. Geçen sezon As 3 75'te bitmişti. Bu sezon As 3.5'da bitmişti. Hani sezon sonu bu puanlarda bitiyor ilk 500'e girmeniz. Onları da ben sizlere söyleyeyim. Hatta direkt ilk önce şu olaydan bahsedeyim, geçsin o kısma. Diyelim ki sezon sıfırlandı. Sen Fatih'e kasmak istiyorsun. Eğer ki 10 gün içerisinde gidip 3. şahıs teklide As Ligi'ne çıkarsan bak Fatih'sin, bak 3. şahıs teklide ilk 10 günde As'a çıkarsan Fatih'sin. Daha sonrasında ise eğer ki eşli kasmak istedin ama bak eşli kasacaksan sakın 1 ve 2 deneme, çünkü çok fazla sıkıntılar yaşayabilirsin. Yanında hani güvendiğin bir arkadaşın varsa öyle kas. Peki eşli nasıl kasacaksın 3. şahısta o kısmı da anlatayım. Eğer ki siz 3. şahıs eşli de 7 gün içerisinde, bak 7 gün içerisinde As olursanız Fatih'siniz. Bak 7 gün. Eşli de 7 gün, tekli de 10 gün ve bunlar sadece 3. şahsa özel. Bazılar diyor ki neden 3. şahıs takımlı kasmıyoruz? Neden? Onu da hemen anlatayım. 3. şahıs takımda sen kasıyorsun. Bak sezon bugün sıfırlandı, tamam mı? 2 gün süren var. 2 gün içerisinde As olursan Fatih'sin. Ama eğer ki olamazsan, mesela şu an sezon sonu Fatih Ligi için takımda As 20 yıldız istiyor. Tekli de As 3.5. Eşli'ye de hemen bakayım. Eşli de As 5.5 istiyor. Yani tekliye göre 2 yıldız fark var ama eşliden takımlıya göre yaklaşık 10-15 tane yıldız fark var ve o yüzden ben kesinlikle takımlı rank kasmanızı önermiyorum. Hani Fatih olup çıkacaksan hiç önermiyorum. Ve gelelim 5N takımlı olayına. 5N takımlı da As Ligi'ne çıkmanız için 5 gün süreniz var. Eğer 5 gün içerisinde 5N takımlı da takım arkadaşınızla birlikte, yani onlar da Fatih olmak istiyorsa 5 gün içerisinde As'a çıkarsanız hepiniz Fatih olabilirsiniz. İlk 500'e girmeniz şartıyla. As olmadan bu arada Fatih olamıyorsunuz. Onu da sakın unutmayın. Diyelim ki aklınıza 5N eşli geldi. 5N eşliği ben şu şekilde öneririm. Eğer 3. şahıs sevmiyorsanız gel 5N eşli kas. Daha kolay Fatih olabilir. Hani 3. şahıs eşliğe göre burada gelip 5N eşli kasman sana daha bir kolaylık sağlayacaktır ve daha az puan isteyecektir. Bunu da sana söylemek istedim. Burada tekli olayına gelirsek, tekli de 5N'de çok az oyuncu olduğu için maçlarda mobilde çok az puan veriyor. Emülatörde maç bulmuyor bile. Zaten emülatörde 5N sadece takımlı buluyor. Onda da az çok buluyor. Tam buluyor diyemem. Mesela bizim moderatör arkadaş vardı. Kendisi dedi ki ben 5N teklisinin sonuna kadar as olur Fatih olurum. Ben de tamam kas dedim. Ama sonra ne yaptı? Bıraktı. Sebebi ise çok az puan vermesi ve hani maç bulmuyordu o kadar. 3. şahıs tek daha mantıklı geldi. Sonra ona geçti. Fakat sezon sonu yetişemediği için Fatih olamadı. Burada 1. şahıs teklinin tek avantajı şu. 8 haftanın sonunda eğer ki As Ligi'ne çıkarsanız hepiniz Fatih olabilirsiniz. Fakat çok az puan veriyor. Onu sizlere söyleyeyim. Ve hani olaylar bu şekilde. Eğer siz de rank kasmak istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. Mesela ben tekli oynadığım için bu sezon tekli zaferi almama 3-4 win falan kalmıştı. Fakat edinip uğraşmadım. Zaten bir haftalık bir ünvan dediğim için hiç uğraşmadım. 54 win'im var benim burada. Şu an 66 win istiyor mesela. Burada da eğer tekli zafer falan kasmak isterseniz kasabilirsiniz. Bir de herkese bir şey söylemek istiyorum. Livik haritası da biliyorsunuz abi. Livik'te kimse normalde rank kasmıyor. Bunu şu an mesela videonun sonuna kadar atlamadan izleyenler duyacak. Livik'te 15 dakikada Erangel'da oynadığınız 30 dakikalık maçtan neredeyse daha çok puan alabiliyorsunuz. Bak gelin anlatayım size. Şimdi ben kendim bizzat As 2 liginde denedim. Hani As 2 yıldız Fatih liginde falanım işte. Tekli zafer öyle 1-2 kasayım dedim, sonra tekrardan bıraktım. Orada gidiyorum 4 kill'le win alıyorum. Artı 8 alıyorum. Erangel'da gidiyorum 4 kill'le win alıyorum. Artı 12 alıyorum. Ondan sonra hesaplama yaptık. 2 kere Livik attım. Bir tane Erangel attım abi. Bakıyorum 2 Livik'ten 17 puan almıştım. Bir tane Erangel'dan 12 puan almıştım. Dedim ki abi bunu da sizlere bu videoda söyleyeyim. Hani Livik'te tek avantajınız bu. Hani 15 dakikada daha çok puan alabiliyorsunuz. Ama orada tek sıkıntı var. Birazcık fazla ev var ve harita küçük olduğu için olduğunuz eve adam gelebilir. Orada birazcık da iş size kalıyor. Hani bir kişi gelirse eğer onu vurursanız orada rahat artı alabiliyorsunuz. Mesela ilk 8'e girdiğinizde as rangında falan eksi verse 1 veriyor. O yüzden bana göre de Livik bayağı avantajlı. Size de bu bilgiyi paylaşayım dedim. Mesela ben yayınlarda Erangel kasacağım. Yayın dışı gidip Livik kasacağım. Çünkü Livik işimi bayağı bir kolaylaştıracağını biliyorum. Evet, bu videolukta benden bu kadar da. Umarım aklınızdaki bütün soruları cevaplayabilmiştim de bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG Mobile videoda görüşmek üzere ve kaçıyorum.